911, what is the address to your emergency? 4th Street Laundromat. What's the problem? I've been assaulted. Where's she at now? Asleep. Where's she sleeping at? In the bedroom. In what bedroom? There's two houses right by the laundry street. And it's in one of those houses. But you're at the laundromat? No, I'm in the bedroom with them. Bu videoda işleyeceğimiz hikaye 2006 yılında başladı. Dana Nicole Lowry adında 23 yaşındaki kadın Minden, Louisiana'da yaşıyordu. Dana'nın David adında erkek arkadaşı, 1 ve 5 yaşlarında iki küçük kızı vardı. Genç yaşlarına rağmen Dana ve David arasındaki aşk çoktan bitmişti. Buna ek olarak ise sürekli maddi sorunların arka planında ilişkileri çok daha soğumuştu. Çift birbirlerinden ayrılmak istiyordu. Ancak öncesinde ortak borçlarını ödemek zorundaydılar. Dana, para kazanmak için farklı şehirlerde dergi satmaya karar verdi. 2006 yılının başlarında kızlarını David'le birlikte bırakan Dana, iş gezisine başladı. Ailesinden uzakta, ABD'nin farklı şehirlerinde çalışan Dana, kızlarını çok özlediği için her gün onları arıyordu ve her şeyin yolunda olup olmadığını duymak istiyordu. Mayıs 2006 yılında Dana aniden evi ve kızlarını aramayı bıraktı. Kızları her gün annelerinden telefon beklediler ama anneleri kızlarını aramadı. David onu birçok kez aramaya çalıştı ama Dana'nın telefonu kapalıydı. David, Dana'nın kızlarını sebepsiz yere aramayı bırakmayacağını bilmesine rağmen onun kaybolmuş olabileceğini polise bildirmedi. Birkaç ay sonra Dana'nın endişeli teyzesi polise başvurarak onun kayıp olduğunu bildirdi. Dana'nın halası da onun kaybolmasından David'in sorumlu olabileceğinden şüpheleniyordu. Polis araştırmaya başladığında ellerinde tek bir delil bile yoktu. Dana'nın en son hangi şehirde olduğunu kimse bilmiyordu. Çünkü kendisi telefonda bundan hiç bahsetmemişti. Polis, Dana'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili bilgileri medyaya yaydıktan sonra birkaç Louisiana sakini Dana'yı o eyaletteki çeşitli şehirlerde gördüklerini söyledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre polis Dana'nın hareket rotasını izlemeye çalıştı. Ancak bu çabaların hiçbiri sonuçlanmadı. Erkek arkadaşı David, Dana'nın kaybolmasındaki olabilecek tek şüpheli kişiydi. Polislere eski kız arkadaşının ortadan kaybolması konusunda hiç endişelenmemesi garip geldi. Ve bu yüzden David'in ayrıntılı bir sorgulamasını yaptılar. Ancak herhangi bir kanıt bulamadılar. David, polise Dana'nın ailesinin birkaç ay önce öldüğünü ve bunun onun duygusal durumu üzerinde büyük bir etkisi olduğunu söyledi. Ayrıca Dana'nın çok özgürlük seven bir kişiliği olduğunu ve yeni bir hayata başlamak için ailesini bile terk edebileceğini söyledi. Dana'nın akrabaları Dana'nın çocuklarını asla bırakmayacağına inanıyordu. Çünkü onun için aile her zaman en önemli şeydi. Polis bu davanın soruşturmasında herhangi bir ipucu bulamadı. Gerçeğin 10 yıl sonra ortaya çıkacağını hayal bile edemiyorlardı. 13 Eylül 2016'da Ashland, Ohio'da bir kadın 911'i aradı. Arayan kadın, kendisini kaçıran adamın evinde olduğunu fısıldayarak telefonda polis operatörüne söyledi. What is the address to your emergency? 4th Street Laundromat. What's the problem? I've been abducted. Who abducted you? Sean Green. You said John Green? Sean Great. Where's she at now? Asleep. Where's she sleeping at? In the bedroom. In what bedroom? There's two houses right by the laundry street. And it's in one of those houses. But you're at the laundromat?
No, I'm in the bedroom with them. What color is the house? Is it a if I'm looking at the laundromat, which way is it? If you're looking in the laundromat, it's the one on the left of the two. You don't know what color the house is? No. Please hurry. Can you think it's a yellow house? I think so, but it's on the left. Is it an apartment? No, it's a house. Okay, does he own the house? No, he broke into it. Does anybody actually live there? I think they've been abandoned. Does he have a weapon? He's got a taser. What does he look like? Is he a white male or a black male? White. Are you injured? A little. What's he wearing? Nothing right now. Okay, stay in the home with me. Stay on the line with me, okay? Is he still sleeping? Yes. Where did he take you from? My apartment. I mean, I was walking with him. You were walking with him? Mm-hmm. Where were you walking to? His place. I've known him for like a month and a half. Is there any way you can get out of the building? I don't know without waking him, and I'm scared. Okay, is there a bathroom in the house? Well, his bedroom is closed, and he made it so it would make noise. And if you told him you had to go to the bathroom, he would do something to you? Yeah, because he had me tied up. So are you tied up now? Well, but I kind of freed myself. Is he in the same room with you? Yes. Is it his phone you have? Yes. Are they on the way? Yeah, we have officers we're sending. Okay. Please send them up. Okay, if you're worried you don't have to talk, you can just set the phone down, okay? I just need to hear if the officers find you or not. Are you upstairs or are you downstairs? We're downstairs. There's a door. There's a side door. On the right of the left house, and that's where we enter. Immediately there's a kitchen right there, and then the bedroom is right off from the kitchen. Do you need an ambulance? Are you bleeding from anywhere? Not anymore. Where were you bleeding from? You don't have to talk if you don't need to, okay? Do you know where he lives? No. Oh, shit. Oh, shit. I woke him up. Just set the phone down. Are you still there? Are you still there? How much longer? What? How much longer? Do you hear any officers outside? No. Okay, they're in the area. See if they can come in the side door slow, like, softly. Can you get up and see if you can get out? I'm afraid of waking him. I don't even know if it opens. How it opens. Is there a window around there you can look out? Yeah, but the floor squeaks and it's right by his head. Are you laying down? No, I'm standing right by the bedroom door. And you can't open it? What? Can you open it?
I'm afraid without making noise. Is the door to the house open? I don't know. Probably, maybe. I don't think he has a key. I'm not sure. Can you see out any window that you're at? They're all curtained shut. What's that? What's that noise? I don't hear anything. If you think you can get out, you need to get out. Not unless they were right here. They would hear me, catch me any strong. He's on the first floor. Okay, I can hear him. You hear him? Yes, I do. Okay, do you think you can get out? Yeah. Are you out of the bedroom? Yes. It doesn't have a doorknob. You need to push. The door doesn't have a doorknob? No. Can you see them? No, I have to push. He said push the door. Are they on the other side of the door? Yeah, I think so. Just push it slowly. I think so. Can you get out of the bedroom? I can't. The door is open. Can you hear anybody right now? She heard the side door open. She heard the side door open. Where'd they go? You're out? Okay, can you get to the door where you can see out? Yeah. Huh? Yeah. Can you get out of the house? Locked. It's locked. Are you at the door? Yeah, I am. She's at the door. You're on the door to the right hand side of the house? Yes. She's at the door on the right side of the house. She got out of the bedroom. Is there a window there? Yeah, I'm looking out. If they tell them to come back. She said, hurry, hurry. She said to hurry up and come back. Can you? Yeah, they can see me if they come through it. Can you unlock the door at all? Come out, come on out. Hurry up, hurry up. Get out of here. Where is it? That girl's sleeping. Girl's sleeping? Yeah. Okay, they have her. He went on her arms. On her arms? Yeah. Alright. Move your hand! Move your fucking hand! Right now! Do it! Don't do that. Where are you? Oh, okay. Go on in. Here's the blanket. Well, if you can't be in there, here, cover your stuff up. Tell me what happened. What happened? Jane, 911 operatörüyle konuşmaya başladıktan 8 dakika sonra olay yerine polis geldi. Kızı kurtarmayı ve onu kaçıran kişiyi tutuklamayı başardılar. Bu suçlunun 40 yaşındaki Sean Great olduğu ortaya çıktı. Jane'e göre kendisi Sean ile 1,5 ay önce tanışmıştı. Jane ile Sean, Selamet Ordusu yani Hristiyan dinine ait olan bir toplum merkezini ziyaret ederken tanıştılar. Selamet Ordusu ya da diğer ismi Kuruluş Ordusu, yoksullara yardım sağlayan, kar amacı gütmeyen bir Hristiyan kuruluşudur. Jane ve Sean tanıştıktan sonra sık sık birlikte yemek yediler. Tenis oynadılar ve parkta yürüyüş yaptılar. Sean, Jane'den yakın bir ilişki bekledi ama Jane bunu reddetti ve ona telefon numarasını bile vermedi. 11 Eylül 2016 yılında Sean, Jane'i kendi evine gelmesi için ikna etti. Evine geldiklerinde Sean, onun başka hiçbir yere gitmesine izin vermeyeceğini söyledi. Sean, Jane'i bağladı ve 3 gün boyunca ona cinsel istismarda bulundu. Jane'in vücudunda birçok çürük ve yara vardı.
Sean, Jane'in kendisinden kaçmaması için 3 gün boyunca ayakta kalarak uyumadı. Üçüncü gün Sean'ın vücudu buna dayanamadı ve uykuya daldı. O anda Jane kendini kurtarmak için elinde olan tek fırsattan yararlanmaya karar verdi. Vücudunu olabildiğince ipten kurtardı. Sean'ın telefonunu aldı ve 911'i aradı. Sean'ın tutuklanmasının ardından polis memurları onu sorguya çekti. Sean, polise Jane'i öldürme niyetinde olmadığını, onunla evlenmeyi planladığını söyledi. Polis memurları onun bu sözlerini çok aptalca buldular. Polis veri tabanındaki bilgileri kontrol ettikten sonra Sean'ın geçmişte polislerle birçok sorunu olduğunu buldular. Sean'ın akrabalarına göre kendisi çocukluk döneminde çok kibar ve girişken bir çocuktu. Ancak annesinin oğluna davranışı yüzünden Sean'ın psikolojisi büyük ölçüde zarar gördü. Annesi Teresa McFarland bir bar dansçısıydı. 14 yaşında evlenmişti ve o yaşta Sean'ın ablası olan ilk çocuğu dünyaya geldi. Aradan geçen 2 yılın sonunda Teresa en büyük oğlu olan Jason'ı doğurdu ve ardından 2 yıl sonra ise Sean dünyaya geldi. Anne Teresa çocuklarını büyütmekle hiç ilgilenmedi ve onlara karşı her zaman soğuktu. Sean 11 yaşına geldiğinde anne Teresa onları terk etti ve başka bir adamla yaşamaya başladı. O zamandan beri Sean annesinden nefret etmeye başladı ve bazen farklı kadınlara karşı saldırganlık yaşadı. Gizli saldırganlığına rağmen Sean kadınlardan çok ilgi gördü. Onu çok yakışıklı ve çok çekici buluyorlardı. 17 yaşından itibaren Sean'ın farklı kızlarla birçok ilişkisi oldu ve bir kez evlendi. Aynı zamanda Sean'ın kadınlara yönelik saldırganlığı yıllar içinde daha da arttı ve aile içi şiddet nedeniyle birkaç kez tutuklandı. 21 yaşındayken hırsızlıktan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapisten çıktıktan sonra Sean rastgele bir hayat sürdü. Sean'ın biyografisinin tüm ayrıntılarını öğrendikten sonra polis daha fazla bilgi edinmek için sorgulama sırasında Sean'a daha fazla baskı yapmaya başladı. Aynı zamanda polis memurları Sean'ın yakalanmış olduğu çamaşırhanenin yanındaki evde arama yapıyorlardı ve bu evde 2 cansız kadın cesedi bulundu. Cesetler bir aydır kayıp olan 29 yaşındaki Elizabeth Griffith'e ve bir hafta önce kaybolan 43 yaşındaki Stacy Stanley'e aitti. Cesetlerin incelenmesinin ardından uzmanlar her iki kadının da boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Cansız bedenlerin polis tarafından bulunmasının ardından Sean teslim oldu ve suçlarını itiraf etti. Sean, 2015'ten beri polis tarafından aranan eski kız arkadaşı Candice Cunningham'ı öldürdüğünü de itiraf etti. Sean, Candice'in cesedini Richland County'de yanmış bir evin arkasında bıraktığını söyledi. Candice'in bulunan cesedinin incelenmesinde kızın boğulduğu doğrulandı. Sean'ın diğer kurbanı ise Rebecca Leslie'ydi. Rebecca bir seks işçisiydi ve 2015'ten beri aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü tahmin ediliyordu. Sean, bunun doğru olmadığını ve Rebecca'nın barda ondan 4 dolar çaldığı için onu boğarak öldürdüğünü söyledi. Sean, suçlarından bahsederken ilk kurbanından da bahsetti. İlk kez 2006 yılında Dana adında dergi satan bir kızı öldürerek suç işlediğini söyledi. Cesedini Marion County ormanına attığını söyledi. Polis, bölgedeki polis karakoluna Dana'nın cesedinin aranması için bir talep gönderdiğinde çok beklenmedik bir haber aldılar. Bu habere göre Dana'nın cesedinin 2007'de bulunduğu ortaya çıktı. Ancak kimse onun cesedini teşhis edememişti. Tanımlanamayan cesetlerle ilgili verileri tutan DNA Doe projesine göre Dana'nın cesedi Victor Road yolunun yanında bulunduğu için Vicky Doe olarak adlandırıldı. Ohio polisi, Louisiana polisinin 10 yıldır Dana'yı aradığını bilmiyordu. Yeni bilgilerle eyalet polisi, Vicky Doe'nun Sean'ın 2006'da öldürdüğü Dana Nicole Lowry olduğunu doğrulayan bir otopsi yaptı. Dana'nın akrabaları ve eski erkek arkadaşı David 10 yıl sonra bu bilgiyi öğrenince şok oldu. Polis, kaçırılan Jane'in cesareti sayesinde Sean'ın katil bir seri manyak olduğunu öğrendi. ...2018 yılında Sean'ın davası gerçekleşti. 5 cinayet ve bir adam kaçırma suçunu kabul etti. Duruşma sırasında Sean, mağdurların yakınlarının çektikleri acılarından dolayı özür diledi. Mahkeme, onu 2 müebbet hapis cezasına ve 2025 yılı için planlanan ölüm cezasına çarptırdı. Sean günümüzde hala hapiste ve infaz gününü bekliyor. Bu tarz videoların devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.